Ayağından sakatlananlar, bekarlıktan dert yananlar ve saçlarını değiştirenler. 9 günlük bayram tatili boyunca İstanbul'da olan ünlü isimler Magazin 8 kameraları tarafından bakın nasıl görüntülendi. Hamile. Farkındayız. Ünlü şarkıcı ayağından sakatlandı. Ünlü rockçı saçlarını değiştirdi. Her yerde saç var. Yerlerde saçlar. Begüm Birgören aşk için sabırla beklediğini Magazin 8'e açıkladı. Aşk olmayı bekliyorum. Magazin 8 bayramda boş kalan bütün sokakların altını üstüne getirdi ve yine magazinin nabzını tuttu. Bir rahat vermedi aşk acısı. Kuzeydeki bu suların kötü cadısı. Günü gelecek. Nişantaşı'ndayız. Mabel Matiz boynunda kulaklığı, Hawaii tarzı gömleğiyle kızlarla vedalaştı. Hanımları tanıyabildiniz mi? Durun şu açıdan gösterelim size. Evet, doğru tahmin ettiniz. Akasya asıl Türkmen biri. Peki karşısındaki kim acaba? Aynalı gözlükler ve değişen saç rengiyle bu hanımefendiyi tanımak biraz zor, haklısınız. Bakın kalktı, gözlükleri de çıkardı. Canlı görüntü bilmecemizin ardından Akasya Asıl Türkmen ve Göksel'le bayram sohbeti yapacağız. Akasya Asıl Türkmen'in köpeği de yanında. Bu arada karnı burnunda. 7 aylık olmuş bebeği. Sağlıkla dünyaya gelmesi için artık günleri sayıyormuş hanımefendi. Hamile. Farkındayız. 6 ay mı? Ya yok, 7. Bekledikleri bebek kız, adı da Pera olacakmış. Hayır, kız. Evet, kız. Pera. Bayram boyunca da İstanbul'da kalmışlar. Bir yere gitmemişler. İstanbul'da biz takılıyoruz yani, işte parklar, bahçeler müdürlüğü öyle. Göksel'e dönelim. Bekar arkadaşları bir bir yuva kuruyor. Arkadaşlarınız hep evini çocuğa karışıyor. Hani sizlere istek oluşturmuyor mu? Vallahi bu bilmiyorum, kadar kısmet mi diyelim artık. Bu durum insanı depresyona sokar vallahi. Sevdiğim çok fazla insan bu sene özellikle çok fazla vardı. İnsan ne hoş bir şeymiş diye içinden geçiriyor. Belli olmaz hayat. Nişantaşı'ndan yola devam. Burcu Güneş'in sağ ayağı sargı içinde. Bundan sonrası da inşallah Allah daha güzel günlerdir. Yeni albüm eli kulağında geliyormuş. Şu an bayağı bir için uğraşıyorum yani. Çok fazla şarkı dinledim, çok fazla eledim. Kendi yaptığım birçok şarkı da var. Aynı şekilde hem elemeden geçen hem de bazılarının albüme gireceği, söz ve bestesi benim olan. Peki sağ ayağına ne oldu acaba? Bir 15-20 gün oldu aslında. İki tane de konser atlattım ben ayağımla. Tam bir klip çekimi yapacaktık. O ara birazcık da böyle almada rüzgar var burada. İki yani hafta boyunca çok yoğun bir spor programı, işte pilates, danslar falan filan derken hangisinde bilmiyorum, ya pilatesteyken ya da dans esnasında provalardayken sakatlamışım, tendonumu yırtmışım. Geçmiş olsun, dikkat etmek lazım. Ben çok önemsemedim, çok spor yaptığım için böyle basit bir şey zannettim, arada oluyor çünkü. Sonra gittim MR çektirdim falan, tendonumun yırtılmış olduğunu öğrendim. Bir de o şekilde iki konser atlatmışım. Sonra İstanbul'a gelince bir haftadır yoğun bir dinlenme içerisinde. Şimdi çok sevdiğim birisi yüzünden böyle bir çıktım. İnsan sevdiği için çiğ tavuk yer, sporu azaltacakmış Burcu Güneş. Yani bir iki gün daha böyle dikkat edeceğim. Ondan sonra tekrar sporuma ve eski günlük hayatıma dikkat ederek başlayacağım. İki hafta falan tekrar böyle fazla ağır spor yapmamam gerekiyor ama düz yürüyüşlere izin veriyor doktor. İnsanın kendine bakması ve sağlıklı yaşaması tabii ki önemli diyor. Bakımda olan ünlü rockçı Şebnem Ferah'ın yanına geçiyoruz. Yaz aylarında konser maratonu hızla devam eden Şebnem Ferah kuaförde. Kuaförü tel tel inceliyor. Tek tek bakım yapıyor resmen.
Saçlar nasıl oldu diye merak ediyoruz ancak Şebnem Ferah şapkasız çıkmam diyerek çıkıyor kuaförden. Yok ya, bakım için buradaydım. İyi bayramlar hepinize. Yüzünde de makyaj sıfır. Hani biz kuaförden çıkışta makyajı bekledik size ama. Yok, bakım için gelmiştim. Uzun süren bir bakım, o yüzden tatildeyim şu an. Konser maratonu arasında tatile çıkacakmış. Ancak yalnız değil, bir sevgilim olsun istiyorum diyor Şebnem Ferah. Kısmet inşallah. Ben de bir an evvel kim istemez? Kim istemez? Peki, evliliği soran muhabirlere de gülerek yanıt veriyor ünlü rockçı. Onların hepsi nasıl olacaksa öyle olur. Evet, onlar sadece düşünmekle olmuyor. Hayırdır? Bir öneriniz var mıydı? Set dışında makyaj yapmamaya çalışan Begüm bir gören de güzel havayı fırsat bilip kendini sokağa atanlardan. Arkadaşlarıyla bol bol sohbet eden genç oyuncuya hayranları da büyük ilgi gösteriyor. Begüm bir gören onlarla da bol bol fotoğraf çektiriyor. Her zaman kibar, güler yüzlü ve zarif. Ayrıca bugün biraz makyaj yapmış. Ve çok göstermem, yani gözükmüyor. Ya şimdi öyle demeyeyim kendim için ama evet. Var yani, bir deli dolu. Yok, deli demeyeyim de yani evet, daha yüksek enerjim. Gülmeyi seviyor. Sosyal medyaya ise buz gibi. Ya ben çok sosyal medyayı aktif kullanan biri değilim. Hani kendimce kullanıyorum ama çok aktif değilimdir. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'la bir gece kulübünde eğlenirken görüntüleri ortaya çıkan Begüm Birgören aralarında aşk olmadığını söyledi. Hayır. Yani o haberlerdi zaten. Yani artık bir noktadan sonra yalanlamayı bırakıyorsunuz. Çünkü öyle bir şey. Yani bir haber çıkıyor. Siz onu yalanlayayım dedikçe o tekrar haber oluyor. Hatta şu bile mesela benim için fazla. Yani yok. Eğer seversem, aşık olursam yanımda da hayat arkadaşımı görürsünüz diyor genç oyuncu. Artık hazır mısınız? Yani aşık olursam evet. Aşık olmayı bekliyorum. Aşık olmayı istiyorsunuz yani. İstemek değil yani, hani olur herhalde bir gün. Aşık olduğum zaman bir ilişkim de olur.